We are supposed to be the good guys. We are. Herkese merhabalar, Geekoli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle çok uzun süredir bir şeyler görmek için can attığım Across the Spider-Verse filminin ilk fragmanını inceleyeceğiz. Bu videoda fragmanda çok bariz gözüken şeylerden çok biraz daha detay arayacağız. O yüzden fragmanı önceden en azından bir kere izleyip gelirseniz daha iyi olur. Tahmin etmişsinizdir zaten ama spoiler uyarımı da yapayım. Hadi başlayalım. İlk önce tabii ki gözüken bütün Spider-Man varyantları ile ilgili konuşalım. O kadar çok var ki say say bitmez. Ama en belirginlerini şöyle bir sayalım. İlk filmden hatırladığımız üzere Spider-Man'ler pelerin takmaz, değil mi? Yanlış. Bir sezonluk çizgi film macerası boyunca Unlimited Spider-Man'i pelerinli kostümüyle tanımıştık. Ve bakın burada kim var. Kendisini görmek beni çok mutlu etti çünkü dizaynını aşırı havalı buluyorum. Çizgi film o kadar iyi değildi. Zaten bir sezon sürdü. Ama olsun. Şu gördüğümüzün çizgi romanlardaki Scarlet Spider'a benzediğini söyleyebilirim. Ama emin değilim. Ve asıl bomba burada. Bu sahnede durdurursanız Spider-Armor MK2 ki giyen bir varyant olduğunu göreceksiniz. Yok lan, bomba bu değil. Şakaydı. Ama yani o da var. Neyse. Insomniac oyunundan tanıdığımız Spider-Man filmde var. Evet, kesinleşti sonunda. Herkes söyledi olacak bu olacak diye ve varmış. Öğrenmiş oldum. Umarım yine Yuri abimiz seslendiriyordur. Ya da umarım seslendirmesi vardır. Sadece böyle arkada 5 saniye gördüğümüz bir karakter olmaz. Ayrıca burada Spider-Cup'ı görebiliriz. Spider-Cup hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Marvel Spider-Man oyunda da bahsediliyordu kendisinden. Peter sürekli onun taklidini yapıyordu. Öyle bir karakter yoktu orada ama hani burada da olmuş oldu onun sayesinde. Şundan hiç emin değilim ama sanki Tom Holland'ın Far From Home filminde giydiği kostüme benziyor. Aynı zamanda Marvel Spider-Man oyunundaki kostümün siyah kırmızısı gibi. O yüzden bilmiyorum. Bu kesin değil dediğim gibi. Şurada Steampunk Lady Spider'ı görüyoruz. Çok da önemli değil benim için ama o olduğuna eminim. O yüzden söyleyeyim dedim. Burada Spinnet'i görüyoruz. Kendisi Mary Jane'in Spider-Man olmuş versiyonu. Hemen yanında da Anime Parker var. Burada manga Spider-Man'i aksiyon halinde görüyoruz. Ve herkesin ne olduğunu tahmin edebildiği Kurt Adam Spider-Man var. Ya da Werewolf Spider-Man İngilizcesi. Peter'ın ilk Fantastic Four'a katıldığı zaman giydiği Bombastic Bagman kostümlü hali var. Bu ablamız zaten bildiğimiz Spider-Woman. Ki büyük bir rol olacak filmde. Onu biliyoruz. Çok kısa Superior Spider-Man'i görüyoruz burada. Bu versiyonunda Spider-Man Otto Octavius. Peter ile ölmek üzereyken benliklerini değişiyor ve yerine geçiyor. Sonrasında yine de iyilik yapmaya çalışıyor ama pek de becerikli olamıyor. Aynı zamanda Armored Spider-Man'i görüyoruz. Şimdi farklı detaylara geçebiliriz. Burada Peter B. Parker'ın bir anne kucağı ya da kanguru dediğimiz eşyaya giydiğini görüyoruz. Sonrasında da fotoğrafı paylaşıldı zaten, kesinleşmiş oldu. Filmde Mayday Parker da olacak. Kendisi Mary Jane ve Peter'ın kızı. Anlaşılan Peter abimizin ilk filmin sonundaki hikayesi tatlıya bağlanmış. En azından bir evrende ilişkisini yürütebilen bir Peter görmek mutluluk verici. Hiçbir çizgi roman yazarı onu mutlu yapmayı sevmiyor da. Şimdi fragmanda anlatılan ana hikayeyle ilgili konuşalım. Oscar Isaac'in canlandırdığı Spider-Man 2099 bu sahnede tahminen kızı ya da bir yakınıyla olan anısına hüzünle bakıyor. Fragmanın kalanında da Miles'ın peşine düşüyor ve bayağı zarar vermeyi deniyor. Hiç öyle yumruklarını geri çekiyormuş gibi durmuyor yani. Neredeyse bütün Spider-Man varyantları zaten ana karakterimizi kovalıyor. İlk filmin hikayesine benzer bir şey gibi gözüküyor. Sanki Miguel kaybettiği birini evrenler arası arayıp geri getirmeye çalışacak gibi ama ben bunun yanıltmacı olduğunu düşünüyorum. Bu adamlara güveniyorum ve aynı hikayeyi tekrardan yapacaklarını düşünmüyorum. Bence bu fragmanda gördüklerimiz filmin en fazla ortasına kadar olan sahneler olabilir. Asıl kötüyle ilgili hiçbir şey görmediğimizi düşünüyorum. Şimdi çizgi romandaki bir Spider-Verse arkına bakalım. Belki bu filmde bunu yapmak isteyebilirler. Spider-Verse arkının sonuna doğru kötü niyetli bir tanrıcı olan Shatra çok fazla güç kazanmak amacıyla evrenler arası yolculuk yaparken kahramanların beyinlerini yıkıyor. Bu sayede bir sürü Spider-Man varyantın beyni yıkanmış oluyor ve onları kontrol altına alıyor. Bu yüzden de onların tek amacı henüz beyni yıkanmamış olanlara saldırmak oluyor. Bunun tamamıyla aynısını yapmasalar da bir şekilde Spider-Man 2099'u zorla kendilerine çalıştıran bir kişi veya tanrı yapabilirler. Asıl kötü belki olabilir. Kontrol altında olmaları ve neredeyse her varyantın Miles'ı kovalıyor olmasına biraz da olsa mantıklı bir açıklama getiriyor bu bence. Tamamıyla bir yanlış anlaşılmadan 5 dakika süren bir sahne de olabilir tabii bu. Göreceğiz. Benim tahminim bu yönde dediğim gibi. Şu detayı da ekleyeyim. Çizgi romandaki hikayede Tanrıça Gwen'i de kontrol altına alıyordu. Bu şekilde duygusal bir hikaye yaratmayı deneyebilirler. Çünkü Miles ve Gwen çok yakın arkadaşlar. Son olarak da normalde daha önce fotoğrafı paylaşılan The Spot karakterini fragmanda görmedik. Yapımcılar bir şekilde Miles ile bağlantısı olduğunu söylediler. Bence iki seçenek var. Birincisi biraz daha çizgi romana benziyor. İlk filmin finalinde görmememize rağmen Dr. Jonathan Owen, Kingpin'in çarpıştırıcısı üzerinde çalışıyordu ve patlama sırasında oradaydı. Bu sayede evrenler arası sıkışıp bir şekilde bu gücü kazanıp The Spot oldu. Bu yüzden de Spider-Man'leri suçluyor ve onları avlamaya çalışıyor.
İkinci seçenekte yapımcılar Miles ile bir bağlantısı var derken gerçekten ciddi bağlantısı olabilir. Kan bağı yani. Ya Miles'ın başka evrendeki kötü bir versiyonu, ya babası ya da amcası olabilir. Tabii başka evrenlerden yine. Belki annesi bile. Yani umarım ilki gibi olur. Boş duygusal bir hikaye yaratmazlar ama göreceğiz. Evet arkadaşlar, fragman incelemesi bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer kaçırdığım bir şeyler varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Peki siz fragmanı beğendiniz mi? Sizce nasıl bir film geliyor? Bunları da yorumunuza ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.